Merhaba. Onur nerede Onur? Randevunuz var mıydı? Yok. Yok. Benim randevum yok. Yalnız randevusuz alman mümkün değil. Cihan hoş geldin. Tamam Demet. Cihan Bey'i biz randevusu da alabilirim artık. Ben taksiye ödeyemedim. Param yoktu. Al Demet, sen taksi işini halledersin, tamam mı? Tabii. Gel bakalım. Evet, haklısın. Güldürün sesi. Bir şey yapmayacak mısın Cihan? Ne yapayım? Cihan, karın içeride Ömer'le kavga ediyor. Bir şey yapmayacak mısın? Onların oyunlarının, kavgalarının, öfkelerinin karşısında ben ne yapayım? Ne yapabilirim ki? Güldür o gitti. Şey hissettim. O aşk yüzünden benden sakladıkları, ablama olan nefreti, o nefret yüzünden benden sakladıkları, beni böyle kırıp dökmesi. Ama bunların hiçbiri ona karşı olan düşüncelerimi değiştirmedi. Çünkü ben Güldür'ü Güldür'ün bana gösterdiğinden çok daha fazlasını gördüm doktor. Onun yüzünde, gülüşünde, kalbinde bana gösterdiğinden çok daha fazlasını gördüm. Peki ya şimdi? Ona baktığında ne görüyorsun Cihan? Göremiyorum ki. Daha açık anlatır mısın? Ben ona bakıyorum ama sanki onu göremiyorum. Evet, Güldür'ün yüzü, Güldür'ün gülüşü, Güldür'ün bakışı. Ben zaten kendimi bildim bileli Güldür'ü aşığım. Ama sanki şimdi o aşık olduğum yüzü ben tanıyamıyorum doktor. Bütün bu yaşananlar seni Güldür'e yabancılaştırdı demek. Demek ki ben artık bir yabancıya aşığım. Cihan, Güldür'ü sence neden Gülfem'e böyle bir oyun oynadı? Sana rağmen, babana rağmen neden bunları yaptı? Ben o kağıdı elime aldım da birbirlerine olan nefretini hiç düşünmedim ki. Bana böyle bir tuzak kuracağını ben hiç düşünmedim. Cihan, sana bir soru sordum ben. Ben beni bu kadar yaralayacağını ben hiç inanmamıştım ki. Hiç inanmamıştım. Ablanla Güldür'ü birbirlerine bütün bunları neden yapıyorlar? Gerçekten bilmek istemiyorsun değil mi Cihan? Ben birbirlerine neler yaptıklarını görüyorum, yaşıyorum, biliyorum doktor. Bir de bunları neden yaptıklarını öğrenmeye gücüm yok. Hiç gücüm yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.